Bir 8 Mart'a daha girerken biz kadınlar sokaklarda, meydanlarda, alanlarda isyanımızı, öfkemizi, mücadelemizi büyüterek geliyoruz. Bunlar özgürlüklerine, haklarına, değerlerine, emeklerine, evde, sokakta, iş yerinde, toplumsal yaşamın tüm alanlarında sahip çıkıyor. Erkek egemen zihniyetin hedefi toplumsal yaşamın tüm alanlarında sahip çıkıyor. Erkek egemen zihniyetin hedefi haline gelen tüm kazanımları savunuyorlar. Kadına yönelik şiddetin hız kazandığı, kadın katliamlarının kırım boyutuna vardığı, aynı zamanda birçok alanda elde ettikleri halkları tırpanlanmaya çalışıldığı bu dönemde gelecek sürecin belirleyicisinin kadın mücadelesinin olduğunun bilincindeyiz. Biz kadınlar Rozalardan, Clara'lara, Sakinelerden, Sevelere, bugünlere gelen bu direniş ruhunu en canlı şekilde tutuyoruz. Çünkü bizler şunu çok iyi biliyoruz ki 167 yıl önce kadınları katleden zihniyet ile bugün bu ülkede, bu topraklarda kadınları, kadın emeğini yok sayan cezasızlık politikaları ile kadın cinayetlerini meşrulaştıran zihniyet aynı zihniyettir. AKP-MHP faşist ittifakının kadın düşmanı politikaları kadına yönelik şiddeti derinleştirerek artmaya devam ediyor. Kadın düşmanı iktidar, yaşam güvencemiz olan İstanbul Sözleşmesi'nin tüm maddeleriyle uygulamak yerine sözleşmeden geri çekilerek kadınların hayatlarını riske atmıştır. Adliye binaları bizler için adaleti bulduğumuz yer değil, şiddet ortamına gönderen mekanlar haline gelmiştir. Kadın yoksulluğu, işsizliği derinleştirerek artırarken kadınların emeğinden, sofrasından çalarak savaş bütçesini oluşturmuştur. Medeni hukuk değişikliği adı altında yapılmak istenilen ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bizleri evlere kapatan, erkeğin insafına bırakarak sindirmeyi hedefleyen, nafaka hakkına göz diken, çocuk istismarını meşrulaştıran, bu düzeni bozacak olan da biz kadınlarız. Mücadele mirasımızdan aldığımız güç ile 8 Mart alanlarına akarak bir kez daha erkek egemen iktidarlara karşı tüm dünyada isyanımızı örgütleyeceğiz. Kadın iradesini gasp eden kayyumlara karşı 8 Mart alanlarından öfkemizi en güçlü şekilde örgütleyerek kadın iradesi ile yerel demokrasiye diyeceğiz. Birbirimizden aldığımız gücü, morali, birlikteliği büyüterek yaşasın kadın dayanışması ile haklarımızdan, yaşamlarımızdan, hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğimizi hep birlikte haykıracağız. Her dem direniş, her dem özgürlük diyerek 8 Mart alanlarından aldığımız motivasyonla Nevroz Ateşi'nin etrafında en güçlü kadın halayını kuracağız. Yaşa, özgür.